Senin şu güzelliğin, senin şu tatlılığın, önce onu bir konuşalım bak. Nasıl benim balımın güzelliği? Çok çok güzel değil mi? Allah sana uzun ömür versin, sağlık sıhhat versin. Cennette ben seni tanırım inşallah. Allah cennet arkadaşı etsin. Benim canımı bir daha dinleyeyim. Sizin İstanbul'a geçen sebep neydi? Güzel yüzüm, ben 77-78 dönemde gelecektim normalde. Kazanamadım akademi. Sonra 79-80 döneminde geldim. Üçüncü olarak kazandım. Bak orada imtihanda birinci aşamayı bile kazanamadım. Bak birinci aşamayı bile kazanamadım. Bu sefer geldiğimde ezdik geçtik. Sonra akademide tebliğ yaptık, bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Felsefe. Dedim en iyi benim için hedef orası. Komünistlerin en yoğun olduğu yer orada. 30 puan birden aşırttım. Üniversitemde acayip ferahtım böyle. Bacaklarımı ayırarak falan gittim. Sonra oturdum. Çocuklar hepsi hocam bize yardım et, abi bize yardım et falan diyorlar böyle. Yani ferahlıktan anladılar. Yani her yerde Allah yardım etti. Ama bak kadere bak mesela. O dönemde Allah kazanıp getirttirmiyor. İllaki vakti gelecek. Ben normalde İstanbul'a yine gelmeyecektim. Daha geç gidecektim. Annem acayip olay çıkarttı. İlla ki gidecektim. Annem Çerkez öyle hani böyle direnilecek gibi bir tip değil. Ya savaşamazsın. Teslim olman dışında bir yol yok yani. Gece yarısı Erzincanlılar Turizm otobüs şirketinden aktarmalı bilet buldum. Bak annenin benim üstüme ne kadar baskı yaptığımı oradan düşün. Çok kararlı. O gemi de patlamıştı. Dedim ya bak bu gemi patlamış dedim. Yeni annem hadi git dedi. Hazırlanıyordum tam gidecekken. Gemi patlamış dedim ben gitmeyeyim dedim. Can çerçeve aşağı inmiş dedim. Hayır gideceksin dedi. O akşam patladığı gece gittim. Bak kaderi görüyor musun? Gittiğimde duman gökleri yükseliyordu böyle. Evet dinliyorum.